Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin İsrail'in sivil nüfusa dikkat etmemesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır açıklamasını yaptı. Bakanlığın bilgilendirme toplantısında Türkiye-Yunanistan ilişkileri de değerlendirildi. İsrail'in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu ortaya çıkan tablo değerlendirildi. Bölgede yaşananların yarattığı endişeye dikkat çekildi. Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadeledeki son durum paylaşıldı. Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiş. Böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39.178'e ulaşmıştır. Terör örgütü PKK unsurları tarafından Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine 443 saldırı yapıldığı belirtilirken, bu saldırılara verilen karşılık sonucu yılbaşından bu yana 1340 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamındaysa son bir haftada 547 kişinin yakalandığı bildirildi. Bir kişi olacak. Toplantıda Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak görüşmenin tarihi de paylaşıldı. Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4. tur askeri güven artırıcı önlemler toplantısı 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir.